Hepimize merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldik. Seyredenler de, konuşacak olanlar da hepimiz hoş geldik. Bugünkü konumuz Boğaziçi Üniversitesi. Çünkü bugün tam pazartesinden pazartesine tam bir sene olmuş oluyor ki bizim aramızda Boğaziçi darbesi diye adlandırdığımız ilk an olalı. Bir sene sonra biz şu anda 3 fakülteden 3 öğretim üyesiyiz. Benim ismim Betül Tanbay. Fen Edebiyat Fakültesi'nde çalışıyorum 32 senedir. Matematik bölümündeyim. Biz size biraz bir senedir ne oldu, neler oluyor Boğaziçi'nde bunu söylemek. Bir de yani Boğaziçi'nde bunların olması neye mal oluyor, kim kaybediyor, bunları konuşmak istiyoruz. Belki artık sanıyorum bütün kamuoyunun duyduğu iki tane cümlemiz oldu. Bir sene evvelki pazartesi günü iki kelimeyle çıktık, yani iki cümleyle, çok kısa iki cümleyle: vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz. Size biraz neden vazgeçmediğimizi ve neyi kabul etmediğimizi ve nasıl kabul etmediğimizi anlatmaya çalışacağız. Vazgeçmediğimiz şey çok basitti aslında. Hani dün kurulmuş bir yer değiliz. İlkelerimiz var. Boğaziçi Üniversitesi'nin senatosu tarafından kabul edilmiş, hazırlanması yıllar almış, geçmiş geleneğinin üzerine ve bugünkü geldiği konumu düşünerek hazırlanmış ilkelerimiz var. Biz ilk kullandığımız ortak cümlemiz buydu: biz ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bunun ötesinde aslında çok planlama yapmak da gerekmedi. Çünkü ilkelerimizden vazgeçmeyince hepimiz bazen birlikte karar vererek, bazen ayrı ayrı hareket ederek aslında bu ilkelerden vazgeçmemeyi götürdük bir sene boyunca. Onun için belki etrafta okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla tarihe geçen bir üniversite direnişi olarak anılmaya başlandı bir senedir. Belki sebebi budur. Yani aslında organize olmaması, örgütlü olmaması ve ortak hazırlanmış ilkelerimizden. Yani hani ülkemizi koruyacaksak anayasamızdan hareket ettiğimiz gibi biz de üniversitemizi korumak için ilkelerimizden hareket ettik. Vazgeçmediğimiz birinci şey buydu. Bu kısmı kolaydı. İkinci kısmı biraz birlikte aldığımız bir karardı. Dedik ki biz dayanacağız. Yani biz derslerimizi, bizim iki çok önemli fonksiyonumuz var: eğitim ve araştırma. Ve biz dedik ki biz buna dayanacağız. Biz derslerimize, eğitimimize devam edeceğiz. Araştırmamıza devam edeceğiz. Ve tabii ki bir üçüncü rolümüz daha var. Yani eğitmen, araştırmacı ve okuldaki idari görevlerimiz. Ve idari görevlerimizde kalarak ilkelerimizi o bulunduğumuz konumlardan savunmaya devam edeceğiz. Yani böyle üç ayaklı bir vazgeçmediğimizlerimizi ortaya koyduk. Sonra kabul etmiyoruz dedik. Neyi kabul etmiyoruz? Ve nasıl kabul etmiyoruz'u soracak olursak önce neyi kabul etmediğimizden başlayalım. Demin söylediğimiz gibi ilk kabul etmediğimiz olay zannediyorum 1 Ocak'ı 2 Ocak'a bağlayan geceydi, geçen yıl. Resmi gazete kararı, yani resmi gazetede bir karar çıktı Cumhurbaşkanlığı imzasıyla. Bu karar Melih Bulu'nun bize rektör olarak atanmasıydı. Bu resmi kararı biz kabul etmedik. Bundan bir ay kadar sonra yine benzer bir beklenmedik bir şekilde iki tane fakültenin kurulması aynı imzayla resmi gazetede çıktı. Bu da Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi. Ne geleneğimizde, ne projelerimizde, ne stratejimizde olmayan iki fakültenin kurulması kararı. Üçüncü karar, aslında arada bir Melih Bulu'nun görevden alınma kararı var. Onu kabul ettik. Ama hemen arkasından gelen
ikinci rektör atamasını da kabul etmedik. Bunun biraz daha açıklamamız gerekecek zannediyorum. Neden bunu kabul etmediğimizi. Son olarak da dün bir cumhurbaşkanlığı kararı daha geldi. Yine tepeden inme ve hiçbir şekilde okulun prosedürlerinden geçmemiş. O da bir enstitünün kurulma kararı. Yapay Zeka ve Veri Enstitüsü. Yani öncelikle biz bu kararları kabul etmedik. Başka neyi kabul etmiyoruz? Sanıyorum bunu mesela YÖK'le ilgili, direkt YÖK'ün aldığı veya almadığı tutumlar açısından belki Ünal sana sorabilir miyim bunları? Tabii, çok teşekkürler Betül. Ben Ünal Zengin Obuz. Ekonomi bölümü öğretim üyesiyim. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mensubuyum. Ben de uzun yıllardan beri Boğaziçi'nde çalışıyorum. 25 yıldır hoca olarak çok daha eskiye giden bir şekilde öğrenciliğim de burada geçti. Şimdi baktığımız zaman kabul etmediğimiz noktalardaki ilkeler gerçekten belli. Biz Boğaziçi Üniversitesi bir üniversite olarak temayüz etmiş bir yer, gerçek bir üniversite olarak. Ve bizim YÖK'ten beklentimiz, bu Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden bir tanesinin, bu özelliğinin kaybolmaması için bize destek olması, elinden geleni yapmasıydı. Maalesef bu desteği başından beri göremedik. Melih Bulu ataması bir dışarıdan üniversiteye bir atamadır. Bu konudaki en önemli hassasiyeti uygun, liyakata dayalı bir atama olup olmadığını kontrol etmesi gereken yer yok iken bu konuda hiçbir hassasiyet olmadığını gördük. Fakülte kuruluşları aynı şekilde yine YÖK'ün çok hızlandırılmış takvimleriyle adeta kaçırılarak yapıldığını gördük. Bunları anlayamadık, kabul edemiyoruz. Arkasından bir dizi görevlendirme kararları, yani dışarıdan Boğaziçi Üniversitesi'ne başka üniversitelerden geçici atama yoluyla öğretim üyesi destek gücü getirme çabalarına YÖK'ün verdiği sorgusuz sualsiz destek gördük. Bunlar da bizi aslında oldukça üzdü, rencide etti. Aynı şekilde ikinci rektör ataması öncesi üniversite olarak tam 17 tane aday çıkardık. Bunları YÖK'ün en azından bir gözden geçirmesini, değerlendirmesini beklerdik. Bunun hiç yapılmadığını anlıyoruz. Özetle maalesef Yüksek Öğretim Kurulu YÖK, kurulduğu günden beri belki de bu aşamada geçmişini de temize çekme imkanını hiç kullanmayıp daha da maalesef Boğaziçi Üniversitesi'ni bir yerde yok etmeye yönelik bir çabaya hiç sesini çıkarmadı en hafif deyimle. Bunun için çok üzgünüm ben şahsen. Üniversite olarak da çok üzgünüz. Ünal, sen yıllarca Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü yaptın. Hatta seçildin de yeni müdürlüğe bir daha, yani görevin uzasın diye seni çok büyük bir çoğunlukla seçti zannediyorum sosyal bilimcilerimiz. Bu konuda da YÖK'ün bir kararı var mı? Yani öyle olmadı mı? Şimdi şöyle, biraz önce söylediğim geçici görevlendirmeler Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne geçici görevlendirmeyle bir gecede getirilen sosyal bilimler bölümlerimizle alakası olmayan bir öğretim üyesinin anında Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak atanmasıyla sonuçlandı. Buna da YÖK'ün herhangi bir tavrı olmadığını anlıyoruz. Bu tür görevlendirmeler üniversite yönetim kurulundan geçmesi gerekirken maalesef birazdan belki onların ayrısına da gireriz. Hiçbir şekilde geçmedi. YÖK'ün bu atamaları, benzer atamaları daha önce mutlaka üniversite yönetim kurulu yaparken, kurulu kararı ararken bu tür atamalarda şimdi hiç aramadığını görüyoruz. Yani kısacası bu Boğaziçi Üniversitesi'nde ne yapılmaya çalışıyor ise bunun içerisinde maalesef YÖK de yer alıyor ve bu da gerçekten üzücü. Şimdi Sosyal Bilimler Enstitüsü, daha doğrusu lisans üstü çok önemli. Biz bir araştırma üniversitesi olma amacındayız ve 30-40 yıldan beri Boğaziçi Üniversitesi gerçek bir üniversiteye dönüştü. Yani bakınız, Boğaziçi Üniversitesi'ni
Robert Kolej olarak kuranların üzerinden 158 yıl geçti. Kamu üniversitesi olması, yani Türkiye'de devletine bağlı bir üniversite olarak yani hayatı da... Yani devlet üniversitesi demek istiyorsun değil mi? Aynı şey değil mi? Devlet üniversitesi. Devlet üniversitesi olarak 50 yıldır varlığını sürdürüyor ve eskisine göre gerçek bir dünya çapında üniversite haline geldi. Bunun için lisansüstü eğitimi çok önemli. Fen bilimlerinde ve sosyal bilimlerde. Ayrıca sosyal bilimler Boğaziçi'nde özellikle önemli bir nokta. Çünkü biz Türkiye'nin çok önemli bir noktasında bulunuyoruz. Ve sosyal, Orta Doğu olsun, birçok alan olsun, bu konudaki uzmanlıklar bakımından çok büyük avantajlarımız var. Tarih olsun, diğer konularda olsun. Bu konularda önümüzün açılması gerekirken maalesef baltalanmış durumdayız. Buna da YÖK'ün göz yumması gerçekten beni şahsen uzun yıllar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yapmış birisi olarak ve sosyal bilimler alanındaki atılımımıza katkıda bulunmaya çalışmış birisi olarak son derece üzüyor. Aslında ben resmi gazete kararlarını sayarken belki önemli bir tanesine de değinmedim. Bir tanesi de Boğaziçi'nin bulunduğu alanda alınan sit kararları. Bu da aslında ayrıca son derece önemli bir konu. Bence bu bütün Türkiye'yi de ilgilendiren, İstanbulluyu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çok yakından ilgilendirmesi gereken başka bir facia. Yani sadece üniversitenin akademik değerlerine saldırı yapılmadı. Bir de burası hani arada sırada taksiyle girdiğimizde kampüsün içine böyle hocam burası nasıl kalmış, bu nasıl bir cennet diye herkesin büyük zevk aldığı alanda da bir sit kararı var. Ünal bence kusura bakma yani ama siz sosyal bilimciler çok demokratsınız tabii. Ve fazla böyle hani sıralamalar falandan hoşlanmıyorsunuz, o tip karşılaştırmaları. Bütün üniversitelerin iyi olmasını istiyorsunuz ve onu destekliyorsunuz. Ama yine de biz Türkiye'de YÖK tarafından ilan edilen 10 ya da 11 araştırma üniversitesinden biriyiz. Sosyal bilimler bizim en güçlü, en olduğumuz taraflardan biri. Sosyal bilimlerde lisans üstünün başına çok ehil biri gelmesi gerekir. Yani çok iyi bilen biri. Hani biz aramızdaki her sosyal bilimci de daha o tecrübesi yoktur deriz değil mi? Ben kendim döneminde şöyle sıraya tek tek sayabilirim sana sosyal bilimler müdürlerimizi. Hepsi sosyal bilimlerde çok özel bir performans göstermiş. Aramızdakilerin de iyisidir. Yani hani Süper Lig'dedir. Şimdi biz Boğaziçi Üniversitesi futbol anlamında Süper Lig'deyse üçüncü ligden antrenörlük bile yapmamış bir insanın Süper Lig'de antrenör olarak getirilmesi. Yani ben bunun üzerinde durmak zorundayım. Çünkü örnek olarak ben sınıfımda idari problemleri falan yansıtan biri değilim. Konum da sosyal bilim olmadığı için matematikte bunlar zaten gelmiyor matematik anlatırken. Ama Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü olarak Bakırçay Üniversitesi'nden bir kişi atandığında ben sınıfıma gittim ve bunu size bildirmekle mükellefim dedim. Çünkü bu çocuklar Boğaziçi'ni bir tek Ayşe'nin arkasında gözüken serve ağaçları için istemiyorlar. Burada hakkıyla buraya gelmiş ve burayı hak etmiş bir öğretim üyesi kadrosuyla karşı karşılaştığını düşünüyorlar. Şimdi bu kişiler değişirse böyle Boğaziçi'nde olmayacaklar ve bunu onlara kim haber verecek? Yani onun için ben burada senin söylediklerine bir şey ekleme cüretini gösteriyorum, kusura bakma. Estağfurullah. Şimdi gerçekten burada bir parça Boğaziçi'ne yapılanın amacı nedir? Ona değinmek ihtiyacı duyuyoruz. Şimdi Sosyal Bilimler Enstitüsü izleyiciler aynısını bilmeyeceklerdir. Niçin önemli Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü veya niye bu kadar üzerinde durarak dışarıdan birisini getirme ihtiyacı duyuldu. Üniversite senatosu ki üniversite senatosu üniversiteyle ilgili akademik bütün kararların alındığı yerdir. Orada otomatik olarak üye olmasının getirdiği bir şey. Bu da bizi gerçekten yapılan bütün bu girişimlerin bir sebeple, bir nedenle tam da gerekçesini anlayamadığımız bir şekilde Boğaziçi'ni ele geçirme, bir şekilde dönüştürme, bunlar olamıyorsa yok etme amaçlarının bir parçası gibi gözüküyor. Başka türlü açıklamak mümkün değil.
Çünkü üniversitenin işlemeyecek hale geleceği ortada bu şekilde. Ne üniversiteyi, ne konuyu, ne idari çerçeveyi bilmeyen bir kişinin 18 bölüm, 35 program, 250 öğretim üyesinin faaliyet gösterdiği bir noktada ne şekilde katkıda bulunabileceği hiç belli değil. Bütün bunlar gerçekten çok sorgulanması gereken noktalar. Evet. Mesela örnek olarak bu Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü atamasında belki kamuoyu çok göremedi bunu ama bizim okulda 4 fakülte ve 1 yüksekokul vardır. Yani hepsi 5 ayaklıyız. Bu 5 ayaklarda toplam 29 bölüm vardır. 29 bölüm birden ayrı ayrı bölümlerinde tartışarak herkes tarafından aynı metni kamuoyuna duyurdu. Yani kamuoyuna bu atamanın yanlış olduğunu biz 29 bölüm altında tek tek satırla duyurduk. Yani bu böyle yerler geldikçe birden yaptıklarımızı hatırlıyorum. Yani biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı resmi kararları hakkında bir şeyler söyledik. Muhakkak her şeyi söylememişizdir. Çünkü hakikaten insanın bir seneyi toparlaması böyle bir programda çok zor. Çünkü her gün bir tokat yedik yani aşağı yukarı. Ünal sen de YÖK tarafından ki büyük hayal kırıklığını güzel ifade ettin. Rektörlük ne yaptı bu sırada? Belki bize Ayşe biraz anlatır. Çok teşekkür ederim. Ben Ayşe Gürel, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden. Gerçekten de kabul etmediğimiz, edemeyeceğimiz, etmeyeceğimiz konular, hususlar çok fazla ve bunların boyutları da her geçen gün çeşitleniyor, artıyor. Ve bazıları da bunların bazıları da rektörlüğün tasarrufunda olan hususlar. Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ilgili Ünal Hoca da Betül Hoca da konuştular. Ben de şunu eklemek isterim, onunla başlayayım. 3 dönem ben de orada müdür yardımcılığı yaptım. Sosyal Bilimler Enstitüsü böyle bir yoğun bir merkezdir. Yoğun bir merkezdir. İdari yükü çok fazladır ama özellikle Ünal Bey'in son 2 dönemde orada kurduğu sistem orayı bürokratik işlerin yürüdüğü bir birimden çok daha öteye getirdi. Ve son 1 yıldır orası tıkır tıkır işledi. Bu Ünal Bey'in sayesinde olmuştur. Orada kurduğu sistem sayesinde yetiştirdiği idari elemanlar sayesinde olmuştur. Şimdi dışarıdan bizleri konuyu hiç bilmeyen birisi orada duruyor ve hiç o işler olağan yürüyor gibi görünüyor. O gerçekten bu yeni gelen kişinin mucizesi değil. Boğaziçi'nde kurulmuş sistemin, güçlü sistemin devamı olduğu için. Bunun da altını çizmek lazım. Yani bakın dışarıdan da geldi işleri yürütüyor gibi bir şey yok aslında. Şimdi bir rektörlüğün ısrarla özellikle Melih Bulut sonrası Ağustos'ta atanan rektörlüğün ısrarla yaptığı bazı hasarlar var. Israr ettiği bazı konular var. En başta öğrencilerle başlayayım. Hukuksuz ve gerçekten adaletsizce yürütülen öğrenci disiplin soruşturmaları. Hem adli hem üniversite içinde öğrencilere açılan disiplin soruşturmalarının sayısı dudak uçuklatacak boyuta ulaşmış durumda. Öğrenci faaliyetleri, öğrenci işleri dekanlığı tamamen tasfiye edilmiş durumda. Bu çok önemli bir birimde. Öğrenci faaliyetleri her zaman denetlenir ama artık o boyuta geldi ki yani elleri kolları bağlandı öğrencilerin. Birazdan bahsedeceğiz. Ders vermeleri engellenen, hatta kampüse girmeleri engellenen hocalarla sanal ortamda bile söyleşi yapamaz duruma gelmiş durumda öğrenciler. Bu bizim yani Boğaziçi'ndeki kültürde kanıksanabilecek şeyler değil gerçekten. Rektörlük tarafında bir acizliğin de ve korkunun da bir sembolü diye düşünüyorum.
Şimdi disiplin soruşturmaları öğrencileri etkilerken hocalar olarak bizleri de etkiliyor, dekanları da etkiliyor. Üzerimizde muazzam bir baskı var. Çünkü disiplin soruşturmaları üzerinden bizleri soruşturmaya gidecek yollar arıyor rektörlük. Çok acıklı. Yani gerçekten bunlar çok acı şeyler. Öğretim üyelerine direkt hedef alan bazı hususlar var. SBE Müdürlüğü dışında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nün bir türlü vekaletten kurtulamaması. Senato kararı olmadan açılan işte yeni enstitü de var. Betül Hoca da bahsetti. Bunların gerçekten üniversitemize hasar verdiğini düşünüyoruz. Bunlara yeni eklemeler, şimdi yabancı uyruklu hocaların keyfi nedenlerle, aynı emekli hocalar ve part-time hocalara yapılan uygulama gibi keyfi nedenlerle birdenbire yine hukuksuz şekilde dönemin ortasında öğrencileri de mağdur edecek şekilde dönemin ortasında görevlerinin sonlandırılması. Bu öğrenci ve öğretim üyesi ayağını etkileyen hususlardan biri ve burada rektörlüğün rolü tabii ki açık. Polisin varlığı, sivil polis ve silahlı polisler üniversitede. Burada biz birdenbire bu kampüste gerçekten suçluymuşuz gibi bizi taramalılarla, şeylerle, Melih Bulu zamanından beri tomalarla korkutmaya, sindirmeye çalışıyorlar. Bu yani fiziksel olarak da gerçekten rahatsız edici bir şey. Etilere gelirseniz orada görürsünüz bir toma varlığı orada gizli bekliyor. Bazen de alenen kampüse giriyor. Bir de son olarak bahsetmek isteyeceğim şey, idari personelin keyfi olarak yine görev değişikliği, idari personel arasında görev değişikliği yapılması, çok deneyimli daire başkanlarının gerçekten ikincil veya çok daha az rütbeli, az düşük rütbede pozisyonlara getirilmesi, hukuki süreçlerin başlatılabileceği konular bunlar ki başlatıldı. Dışarıdan atanan bir genel sekreter ve yardımcı ekibi var. Duyumlara göre terör estiriyorlar idari personel arasında da. Kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Ve hesap vermeleri gerektiğini de düşünmüyorlar aynı cesaretle. Aynı şekilde de o kadar nasıl diyeyim hasar vermekten kaçınmıyorlar ki bir perşembe günü günün ortasında elektrikler gidebiliyor. Tam hocalar ders verirken yani yapılan hasarın, verilen hasarın bilerek verilen hasarın boyutları küçükten büyüğe doğru sıralanabilir. Bu arada son bir şeyi ekleyeyim. Derslerimizin hani kimin hangi dersi vereceğine kadar karışan rektörlük en son ders programlarının özellikle bu COVID nedeniyle ders programlarının bölümler tarafından değil kendileri tarafından karar verileceğine hükmedip bize son anda bir hibrit eğitim empoze ettiler. Ve bunun zararları da görüldüğü gibi dönemi kapatamadan tamamen sanal eğitime geri döndük. Bunlar bazıları, yine aklıma gelirse eklerim. Burada bir son olarak şunu söyleyeyim. Bu kabul edemeyeceğimiz hasarların bazıları bilinçli, çoğu bilinçli. Bazıları da gerçekten yönetime gelenlerin, getirilenlerin deneyimlerinin olmaması. Eskiden bu üniversitenin yönetişimi nasıldı? Senatosu, ÜYK'sı nasıldı? Öğrenci dekanlığı ne yapardı? Nasıl yapardı?
bunlardan da bir haber olmaları gerçekten Boğaziçi bu son bir yıldır tüm bunlarla mücadele etmek durumunda kaldı. Teşekkür ediyorum. Ünal, bir şey mi söyleyeceğim? Ben izin verirsen birkaç şey ekleyebilirim ama zaman yoksa... Yok, buyur. Ayşe'nin çok güzel özetlediği noktalara birkaç ekleme yapmak istiyorum. Şimdi öğrencilerimiz hakkında disiplin soruşturması açılıyor. Ne yaptı bu çocuklar? Ne yapıyorlar da disiplin soruşturması yüzlerce açılıyor. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin ne olduğunu hatırlamak gerekiyor bunun için. Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne giren öğrenci Türkiye'nin hangi köşesinden, hangi görüşle, hangi bakış açısıyla, hangi yaşam deneyimiyle gelirse gelsin kendisini özgür hissettiği, düşündüğünü söyleyebildiği, itiraz edebildiği, yönetime katılabildiği, bu hislerle dolaştığı, kendini güvende hissettiği bir yerde yaşarken birdenbire polis tarafından ablukaya alınmış, içeride yaptıkları kameralarla sürekli izlenen, itiraz etmesine karşı disiplin soruşturması, polisle karşılık verilen bir şiddet ortamında buldu kendisini. Bu yalnız öğrencilerimiz için değil, öğretim üyelerimiz için de bir şok oldu. Biz buna alışmadık, alışmayacağız. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'ni üniversite yapan özelliklerin tam tersi bir nokta bu. Bunların olabildiği polis askeri kışla değildir üniversite. Bunu anlamayan, anlamak istemeyen yöneticilerle de yönetilmesi maalesef mümkün değil. Şimdi yapılan birçok nokta liyakatsızlık ve bilgi ve deneyimsizlikten kaynaklanıyor maalesef. Bir yıldan beri işte YÖK'ün neden engel olmadı diye benim gerçekten çok üzüldüğüm ve şikayet ettiğim nokta budur. Yani dünya çapında bir üniversiteden bahsediyoruz. Türkiye'deki bütün anne babaların çocuklarını göndermek istedikleri bir kurumdan bahsediyoruz. Niçin bu? Yani Boğaz'da güzel bir konumu olduğu için değil ki aslında ona da göz dikenler olabildiğini anlıyoruz. Ondan değil. Buraya çünkü gelen öğrenciler ne olurlarsa olsunlar birden kendilerini dünya düzeyinde eğitim aldıkları, kendilerinin ufuklarını açan, kendilerini gerçekleştirebildikleri bir ortamda buluyorlar. O yüzden herkes buraya gelmeye çalışıyor. Bizim de korumaya çalıştığımız nokta bu. Şimdi siz Senato'yu, Üniversite Yönetim Kurulu'nu çalıştırmayacaksınız. Neden? Çünkü hukuk fakültesi kurmak istemişsiniz ama ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Programınız belli değil. Senato'da size gelip burada ne olacak diye soruluyor. Cevabınız yok. Dolayısıyla uydurma programları geçiremediğiniz için Senato'yu çalıştırmamaya başlıyorsunuz. Üniversite Yönetim Kurulu'nu çalıştırmıyorsunuz. Neden? Çünkü burada ne yapıldığını soran, olması gerektiği gibi çalışan bir kurul var. İstediklerinizi geçiremeyince Üniversite Yönetim Kurulu'nu ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Veya o sandalyeleri kontrol için işte dışarıdan uygun olsun olmasın ve maalesef yine YÖK'ten bahsedeceğim. YÖK'ün yardımıyla transferler yapıyorsunuz. Amaç nedir burada? Neyi hedefliyorsunuz? Bu gerçekten düşünmemiz gereken. Bütün Türkiye'nin düşünmesi gereken, bütün Türkiye'de anne babaların düşünmesi gereken, çocuklarını buraya gönderip daha iyi bir gelecek için umutlanan herkesin düşünmesi gereken bir nokta. Teşekkür ederim. Evet, yani Ayşe çok güzel dizdi rektörlükte yapılanları. Muhakkak unuttuğumuz vardır. Mümkün değil çünkü. Hakikaten her gün tokatlandığımızı düşünüyorum. Ünal, bence evet güzel tamamladın ve esas konuya da değindin aslında. Belki oraya da gelmek istiyorduk. Bir şey eklemek isterim ben de. Genel sekreter meselesini, çünkü kamuoyunun bildiği bir görev değildir genel sekreterlik. Hani bilmezsiniz ki, üniversitenin içini bilmeyince niye bilesiniz. Genel sekreterliği bizim üniversitemizde her zaman bizim bir hocamız yapmıştır. Yani bir güvenlikçi değil, bir hoca yapmıştır. Yani bir akademisyenin yapması zaten ve idari personeli idare etmesi ve bir yandan da olası disiplin problemlerini de üstlenmesi bir
burayı çok iyi tanıyan bir hocayla yapılmıştır. Yani bu genel sekreter atamasının tamamıyla siyasi, yani tamamıyla siyasi ve kötü niyetli olduğu çok barizdir. Yani bu genel sekreter konusunu hani biraz üstüne gitmek istiyorum. Şimdi biz birazcık konuşmaya başladığımızdan beri nelerden vazgeçmiyoruz ve neleri kabul etmiyoruzu anlatmaya çalıştık. Bu kabul etmeme yöntemlerimizin ne olduğunu anlatmanı da ben çok önemli buluyorum. Yani nasıl kabul etmedik? Şimdi Ünal biraz bahsetti. Senato ve üniversite yönetim kurullarında özellikle ve kurullarda değil mi Ünal, oradan başladım belki. Yani hukuk, bizim akademik bilgi ve hukuktan başka sarılacak bir şeyimiz yok. Bizler yani bizler buyuz, yani kendimizin dışına çıkamayız. Bizim tutunacağımız şey akademik ilkeler. Akademik ilkelerin dışında bir şey yapıldığını da hukuk. Yani biz bunları, ama biz bunları sonuna kadar her gün kullanacak kadar dirayetli ve sabırlıyız. Bizim yani belki siz hafif gelebilir dinleyenlere bu iki gücümüz, ama bu gücümüz hep var. Çünkü biz bir sorunla 30 sene uğraşan insanlarız. Aynı problemi 30 senedir çözemeyip aynı problemi evirip çevirip uğraşan insanlarız. Yani biz aynı problemle uğraşmaya alışık insanlarız. Onun için belki şaşırtıyoruz. Çünkü biz her gün bunu tekrar yapacağız yani. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Yani Ünal, ben burada senin birazcık hukuki yaptıklarımızı anlatmanı rica edebilir miyim? Çünkü akademik olarak darbeleri yiyince biz birkaç yol seçtik. Bir tanesi hukuk, bir tanesi de belki Ayşe anlatır. Evet, şimdi zaten kabul etmediklerimizi sıraladık. Gerek Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, gerek YÖK düzeyinde, gerekçe rektörlük düzeyinde. Bunlara karşı sesimizi çıkararak görüşlerimizi belirtmenin yanı sıra hemen hemen tümünde hukuki yollara başvurduk. Yani Melih Bulu'nun atamasından tutunuz, daha sonra yapılan hukuk fakültesinin açılması ve ayrıca dışarıdan usulsüz ve mevzuata aykırı bir şekilde YÖK aracılığıyla yapılan görevlendirmeler, ikinci rektör ataması, onun dışında üniversite düzeyinde toplantılardaki yapılan bir dizi usulsüzlük, hepsini teker teker farklı hocalarımızla idare mahkemelerine taşıdım. Ünal, affedersin. Pardon. Bir şey söylemek isterim. 10 dakikamız kaldı çünkü. Burada belki rektör atamasına neden, hangi gerekçelerle dava açtığımızı bir kısaca kamuoyuna söylemekte fayda var. Çünkü yani nasıl oluyor? Yani böyle bir hukuksuzluk nasıl olur denebilir. Onu çok kısa söyleyebilir misin? Şimdi tabii 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra Türkiye maalesef çok farklı bir idari yönetim aşamasına geçti. Yani anayasa bir yerde lağvedildi veya askıya alındı. Ve 2018'de geçilen başkanlık sisteminden sonra da OHAL ilan edildi. Evet, rektör ataması bir KHK olarak çıktı OHAL döneminde. Rektör ataması seçimli olmaktan Cumhurbaşkanı'nın uhdesine olağanüstü hal durumunda geçti. Ve daha sonra da yapılan düzenlemelerin hiçbiri meclisten geçen kanunlara göre yapılmadı. Yalnızca kanun hükmünde kararnamelerle yürüyor ki bu anayasaya aykırı. Bunun aykırı olduğu son derece açık. Biz de zaten Cumhurbaşkanı atasa bile bunun belirli bir kanuni çerçeve içerisinde olması gerektiği gerekçesiyle başvurduk. Ve bunu kazanacağımız kesin. Türkiye'ye hukukun döndüğü, ki mutlaka hukuk döner, bir toplum hukuksuz yaşayamaz. Döndüğü zaman da bütün bu davaları kazanacağız. Çünkü çok açık, bariz hukuksuzluklar var. Yani hukuksuzluk bir tarafa, var olan kanun ve mevzuatlar çiğnenebiliyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Biz de bütün gücümüzle ve ayakta kalarak buna karşı çıkmaya devam edeceğiz. Yani bizim akademik ilkelerimize sarılmamız, senatomuza, üniversite yönetim kuruluna sahip çıkmamız, bütün kurullarımıza, komisyonlarımıza, idari görevlerimize sahip çıkmamız, ders programlarımıza sahip çıkmamız, hocalarımıza, kararlarımıza sahip çıkmamız,
29 bölüm olarak itirazlarımı sunmamız, bir rektör ataması yenilendiği dönemde 17 tane aday çıkarıp bunlardan herhangi birisi olur ama Melih Bulu'nun yanındaki iki kişiden biri olmasın dememiz ve bunu 700 hocamızın 680, unuttum şimdi, %85 katıldı ve %95'i katılanların ankete, yani inanılmaz bir çoğunluk, hiçbir seçimde olmayan bir büyük çoğunlukla biz bu iki kişiden biri olmasın dedik. Yani Melih Bulu'nun ekibine girmiş ve 6 ayda neler yaptığını gördüğümüz insanlardan bizi kurtarın dedik ve tersine o insanlar atandı. 17 kişinin dosyasına bakılmadı bile. Ayşe, birazcık da bizim bunların dışında acaba yaptıklarımızı anlatacak halin var mı? Evet evet, biz arkamda gördüğünüz yerde kesintisiz nöbete duruyoruz. Müsait olan hocalarımız 15 dakika orada bu protesto eylemini gerçekleştiriyor ve barışçıl bir şekilde forumlar düzenliyoruz yine aralıksız. Bu yani bir genel kurul gibi düşünülebilir. Orada fikirler tartışılıyor. Bazen birbirimizle dertleşiyoruz. Ne yapılabilir konusunu getiriyoruz. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Bu nöbetler sonrası her cuma bültenlerimiz oluyor. Basına da, kamuoyuyla da paylaşılıyor. Gruplar, bu bülten grubumuzda özverili şekilde bunu aksatmadan hazırlıyorlar, sağ olsunlar. Forum katılımları da gayet yüksek. Rektörlüğe de ilişkileri koparmamak adına veya sesimizi duyurmak adına mesajlaşma platformumuzu kullanarak, e-posta platformunu kullanarak rektörlüğe de bazı konularda taleplerimizi iletiyoruz. Ama tabii ben hiç dikkate alınan bir tane bir konu bile görmedim. Kamuoyuna da ayrıca bireysel olarak hocalarımız veya grup olarak hem sosyal medyada hem konvansiyonel medyada demeçler veriyor, yazılar yazıyor, makaleler yazıyor. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü bu artık Boğaziçi'nin sorunu değil, bu tüm ülkenin sorunu, boyutlarıyla ve örnek, yani küçük bir örneklem burada görüyorsunuz yapılan şeylere baktığınızda. Bu şekilde Betül Hoca'nın dediği gibi bizim elimizdeki tek araç hukuk ve bilgi. Yani her şeyimizi elimizden alabilirler, bilgimizi ve adanmışlığımızı alamazlar. Tek sığınağımız bunlar. Ayşe, önemli bir yere değindin. Bunun biz sadece Boğaziçi'nde çalışanların ve okuyanların ve onları mezunlarımızın sorunu olmadığını düşünüyoruz. O açıdan da yani Boğaziçi hepimizin, çünkü Türkiye'nin her yerinden herkesin gelmek istediği ve gelebildiği bir yeriz. Ve biz bu kadar hasarı görünce Haziran ayında hem yani kıdemli hocalarımızla hem de senatoda bulunan birkaç hocamızla şöyle düşündük. Kamuya zarar veriliyor ve biz bunu biliyoruz. Biz bunu bildirmek zorundayız. Bizim muhatabımız neresi? Türkiye'yi neresi temsil ediyor diye düşündüğümüzde haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil ettiğini düşündük. Ve Haziran ayında 6 kişilik bir ekibimiz hepimiz adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Oradaki tüm partilerle görüştü. İstisnasız randevu veren tüm partilerle. Koalisyonun içinde olan ikinci parti dışında bütün partiler, iktidar partisi dahil olmak üzere randevu verdi. Ve ya parti başkanı ya da parti grup başkan vekili seviyesinde, yani en üst seviyede görüşmeler yapıldı. Ve burada iktidar partisinin temsil eden vekil dahil, herkes Boğaziçi bebeğimizdir, göz bebeğimizdir, korumamız gerek dedi. Yani bu sorunları biz sorumluluğumuzu bilerek ilettik. En üst, Türkiye'nin en üst merciğine ilettik. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilettik. Onun için davalarımızı açtık, meclise anlattık. Senatoda ve YK'da ayakta duruyoruz.
Ayşe'nin arkasındaki meydanda yüzlercemiz sıraya ayakta, yani nöbete girmemiş hoca tanımıyorum ben. Hepsi duruyoruz orada ve diyoruz ki Boğaziçi kurtarılması gereken bir yerdir. Bu darbeyi hak etmeyen bir yerdir ve bu darbe kimseye bir fayda getirmez. Yani bunu biraz geleceğe yönelik olarak neleri istediğimiz çok belli. Bunun niye yapıldığı ve liyakat prensibi üzerinde kurulmuş bir okuluz biz. Yani bizim öğrencimiz de, hocamız da, idari personelimiz de liyakatla gelir. Yani liyakatla gelinen bir yerde senatoya bir kişi daha sokayım diye fakülte kurmak, ÜYK'ya bir adam daha sokayım diye bilmem enstitüler, bu küçük hesaplarla, bu küçük kadrolaşma hesaplarının bütün Türkiye'nin kaybı olacağını düşünüyoruz. Ünal, bir şey eklemek ister misin? Yani bu ileriye dönük olarak bütün Türkiye kaybedecek. Onun için bütün Türkiye'nin sahip çıkması gereken bir değer burası. Yani Topkapı Sarayı'na saldırılsaydı, içi boşaltılsaydı hepimizi ilgilendirirdi. Sadece orada çalışanları değil. Ve biz bunu anlatmaya çalıştık. Bilmiyorum, başka bir şey eklemek isteyen yoksa ben zaten anlatırken de hepimiz karnımız bir daha ağrıyor, bir daha acıyor bütün bunları anlatırken. Bilmiyorum, daha fazla dayanabilecek misiniz? Ben bir cümle belki ekleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi'ne şöyle bir şey. Buraya, yani burada hoca olmak isteyen, öğrenci olmak isteyen çok kişi var. Öğretim üyesi olarak neden beni almasınlar diye düşünen. O hocalarımıza, adaylarımıza da şunu söylemek istiyorum. Buraya gelince olay bitmiyor. Asıl buraya geldikten sonra Boğaziçi'li olunuyor. Boğaziçi'ne kabul aldıktan sonra yaptığınız çalışmalarla Boğaziçi'li olunuyor aslında. O nedenle burayı bir hani kart vizit olarak kullanmayı düşünenler gerçekten yanılıyor. Buraya hayatını adamış hocalarımız var. Buralarda kolay edinilmiş başarılar yok. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin bir mücevher kutusu gibi düşünüyorum ben bunu. Ve maalesef ele geçirmek için dinamitlediklerini düşünüyorum. Bu konuda da tüm kamuoyunun başarısı önemli. Yani... Evet, ben de yazılarımda işte hepimiz birbirimize yazdığımız zaman falan gasptan bahsediyorum. Yani gasp edildi burası diyorum. Öte yandan da açık söyleyeyim, gasp edilirken bunun ne demek olduğunu ve niye yapıldığını anlamadığımı söylemek zorundayım. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi ne parasal açıdan ne cemaat olması gibi bir açıdan falan, hiçbir açıdan Türkiye'nin en ufak bir sınıfına, kesimine, kültürüne set bir yer değildir. Tersine... Türkiye'nin her kesimine basamak bir yerdir. Yani herkes Boğaziçi'ne gelir ve bir basamak daha yukarıdan devam eder hayatı. Ve bu herkese açıktır. Yani bugün burayı gasp edip benden olanı buraya sokacağım diyen insanların yaratacağı yer, bizzat onların gitmek isteyeceği yer olacak mı çocuklarının? Yani bu soruyu sormuyorlar mı? Ben hakikaten merak ediyorum. Gerçekten... Gerçekten sorunun özü burada. Önemli olan Boğaziçi gibi başka yerler, başka kurumlar oluşturmak. Boğaziçi Üniversitesi'ni yok ederek ele geçirmek, sonunda ele geçirenleri de mutlu edecek bir girişim değil. Ülkeyi düşünerek Boğaziçi Üniversitesi'nin elini kolunu bağlamayı, onu ele geçirmeyi bir kenara bırakmak gerekir. Hep beraber bir araya gelip eğer bizden isterlerse deneyimimizi aktararak yeni kurumlar kurulmasına biz de yardımcı olalım. Türkiye'nin çok sayıdaki eğitim bekleyen geleceği parlak gençlerine yeni alanlar açalım. Onların umutlarını söndürmeyelim. Yurt dışına gitmek için fırsat arayan kişiler haline getirmeyelim. Bu ülke hepimizin, Boğaziçi Üniversitesi bu ülkenin parçası. Biz bir yabancı kurum değiliz. Bu şekilde konuşlandırmaya çalışanlara karşı gerçekten çok hicap duyuyorum. Biz Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.
Evet, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Ve bu sene umuyoruz ki bütün bu direnişin hak ettiği yere getirir ve daha sertleşmeden, daha zor durumlara gelmeden, daha fazla hasar olmadan üniversiteyi kamuoyunun desteğiyle beraber, ki hep aldık bu desteği, bu girdiği krizden hemen çıkarırız. Ben ikinize de, hepimize, dinleyenlere de hepimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.